Sayın seyirciler, yaşanan son gelişmeler üzerine dış politikada makas değiştirme kararı alan Türkiye, bölgenin önemli ülkeleri Rusya ve İran'la işbirliği sinyalleri veriyor. İşbirliğinin temelini Suriye oluştururken bu yeni oluşum ABD, Avrupa Birliği ve onların bölgesel taşeronlarını bir hayli rahatsız ediyor. İşte Yeni Mesaj gazetesinin konu ilişkin analiz haberi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye dış politikada rotasını değiştirdi. Yeni Mesaj gazetesi konuyu manşetten verdiği haberde analiz etti. İşte o haberden kesitler. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri güdümünde bir Ortadoğu politikası izleyen Türkiye bu tavrının bedelini ağır ödedi. Büyük Ortadoğu projesi eksenli politikasıyla Suriye başta olmak üzere tüm Ortadoğu'daki kaosun artmasına yardımcı olan hem de bu kaosun Türkiye'ye taşınmasına zemin hazırlayan Ankara son zamanlarda tavır değişikliğine gitmeye başladı. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan uzaklaştırılmasıyla başlayan bu süreç 15 Temmuz darbe girişimiyle hızlandı. <laughs> anlamda en kritik adım uçak krizi ilişkilerin koptuğu Rusya ile yakınlaşmak oldu. Sen Petersburg'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaretin canlandırılması kararlaştırılan görüşmede en kritik kararlarsa Suriye konusunda alındı. Sayın Devlet Başkanı İki ülke arasında işlemeye başlayan mekanizmada ilk hamle Türkiye-Suriye sınırının terörist ve mühimmat geçişine kapatılması oldu. Orta Doğu'da Rusya ile birlikte hareket etme kararı alan Türkiye önemli bir adımda da İran'la attı. Önceki gün Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Her görüşmede de Suriye konusu ele alındı bu hızlı trafik akıllara Rusya Türkiye İran ittifakı mı kuruluyor sorusunu getirdi. Türkiye'nin Ortadoğu politikasında Amerika Birleşik Devletleri ekseninden çıkarak Rusya ve İran gibi bölgenin güçlü devletleriyle de işbirliği yoluna gitmesi Batı'yı rahatsız ediyor. Bu yönde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden gerekse de Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik farklı kanallardan tehditler gelirken duyulan rahatsızlık bu cephenin bölgesel müttefiklerince de dillendiriliyor. Suudi Arabistan basınında Ankara, Moskova ve Tahran arasındaki işbirliği sinyallerinden endişeyle bahsediliyor.